seni her gün görürdüm o incecik beline sarılarak yürürdüm. Sabah olmasın diye güneşi durdururdum. Yanar dağlarda tüter ateşi söndürürdüm. Rüyalar, rüyalar, rüyalar gerçek olsa. Ediyor. Bir hikayem varsa gerisi gelir Mümtaz Bey. Yeşilçam'da kim güçlüyse filmi de o çevirir. Ablan rolünde de Mine olacak. Eski karınız. Bana yardım ederseniz Semih'e de yardım etmiş olacaksınız. Reha Semih'i Yeşilçam'dan sildi silecek. İzzet, sandığın gibi biri değil. Sert Semih. Sen beni bununla tanıştın. O film çekilmeyecek. Filmimizin adı İki Kız Kardeş. Kendimden başkasına pek güvenmiyorum Tülin. Ben de sadece sana güveniyorum. Ben sana aşık olmasaydım büyüyemezdim sevgilim. Kaderimde sana aşık olmak varmış. Sinema niye güzel? Hayat dediğin beş para etmez bir yavanlık da ondan. Kırlangıç Mevsim'den daha iyisini yapabilir miyiz? Bir film yaparım. Hastalar iyileşir. Mevsim değişir. Kimim kimsem yoktu benim Tülin. Üzücü. Değil. Seçme şansım oldu mesela. Annemi de babamı da, kardeşimi de, sevgilimi de sinemadan seçtim. Belki sanım iyi değil. Ağır hasta. Bana ne bundan? Bakın Semih Bey. Ne oldu lan şimdi yavşak? Ay. Git o sahibine söyle. Semih seni görmek istemiyormuş de. İler tutar yanı yok bunların. Semih'in parası yok. Nasıl film yapacak? Bir daha o adam buraya gelirse yok diyeceksiniz. Yokum ben de bak duydun mu? Annem öldü.
başım dönüyor sinemada. Bir ben yoksam sinema vardır. Arkadaştır, sevgilidir, özlemdir, hasrettir. Yahu ben kiminle sohbet ediyorum? Savaşta sığınağım, güzel evim, küçük odam. Masamdaki tabağımdır sinema. Anlayacaksın bir evladım. Anlayacaksın. Çok iyi bir yazarım var. Tam sizin istediğiniz gibi de bir hikaye. Eğer dediğiniz gibi maddi olarak beni desteklerseniz... ...ben bu işe talibim. Enişte, Allah aşkına söyle. Neden yapıyorsun bunu? Şuradan, içimden, ta derinden gelen bir borcum var. Onun için yapıyorum Hakan. Hakkımdan fazlasını istemiyorum. Ama patron ekmek veriyorum deyip benim canımı istiyor. Ciğerimi istiyor. Silah patlar. Tak, 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 tak. Oğlum grevli filmi kim seyreder? Elimizde ne var Hakan? Elimizde bu var. Sabırlı olalım. Milli bir film yaptırmak istiyoruz Reha abi. Bunu ya siz yapacaksınız ya da bize yapacak birini bulacaksınız. E ver Hakanlar, onlar yapsın. Senin işin başından aşkın zaten. Semih. Ne kadar vaktim var? Düşünmek için yani. Hesap gelene kadar. Beğendim. Senaristle tanışmak istiyorum. Turgut. Seni o adamla karşı karşıya getiremem. Ne yapacaksın? Evet, sizi Bekir'le tanıştırayım. Çünkü adam gitti, başka biri geldi sanki. İyi ki tanışmışız. İyi ki birlikte çalışıyoruz. Neyi var, neyi yoksa kaybeden insanlar gördüm. Olmadık işlere yeltenirler. Birbirimizi. Çok özledik. Semih Ateş, nasılsın görüşmeyeli? Köy filmi nasıl çekilir göstereceğiz. Turgut, seni o adamla karşı karşıya getiremem. Benim bildiğim tek şey bundan 6-7 sene öncesine kadar nüfuzlu idarecilerin teminatı altında bir yaşam sürdürdü. Senin zamanın geçti gitti diyorum Belkıs. 10 yıl önceki Belkıs değilsin artık. Ben o milletim. O toprakların çocuğuyum İzzet Bey. Nerede doğduğum değil, kalbimin nerede olduğu önemli. Bu söylediklerim hepsini senaryoda görmek istiyorum. Haberler kötü. Film sansürden geçmemiş. Niye? Sordum içeriden birine, siyasi değil dedi. O film sansürden nasıl geçecekti acaba? Bunu hiç düşünmedim deme bana. Kestim biçtim abi. Filmde sakıncalı bulunacak hiçbir şey yok. Başı sonu aşk hikayesi. Aşktan korkma. İnsana iyi gelir. Aşkın peşini de asla bırakma. Bu İzzet mevzuyu anlamış olmasın? Yok abi, adam hastaneye geldi. Eğer anlamış olsa böyle davranır mıydı? Sen beni kıskanıyor musun? Seven kıskanır mıydı? Yuh! Yılmaz? Semih, şaşırttın beni. Helal olsun. Esaslı film çekmişsin. Görüyorum Hakan, acı çekiyor falan ama bizim işte yürümeli Semih. Artık başlaman lazım. Ne kadar oldu parayı alalı, bir ay? Ya bu İzzet'i senin benim gibi bir adam zannediyorsun herhalde. Bu adam Behbi'ye benzemez oğlum. Kameraya getirdim. Hakan hastanedeymiş. Sana vereyim dedim. Hadi bugün anlamadı. Bütün bunlar başına talihsizliğinden geldi. Yarın bir gün anladığında ne yapacaksın? Ben senin filmini sansürden geçirtirim. Ama bir şartım var. Bundan sonra bu abuk subuk işleri bırakacaksın. Benim için çalışacaksın. Adana'ya gideceksin. Orada benim işlerimin başına geçeceksin. Benden aldığın parayla o film çektin yani. Ne var elinde para edecek? Şu tatsız kraliçem var. Mukavelini Reha Esmer'e devredeceğim. Birlikte çalışamayacağız. Mine Cansu'yla mı çalışacaksın? 3 gün. 3 gün içinde o para buraya gelmezse... Yanacaksın. Semih, lafı fazla uzatmayacağım.
ve cebelleşiyorum. İzzet Bey diyor ki, Tülin'in mukavelesini verirsen borcunu silecekmiş. Tülin'in mukavelesini vermeyeceğim. Sen bunu Reha'dan intikam almak için yapıyorsun. Ben neyim peki Semih? Ben satın aldığım bir mal mıyım? Neyim ben? Ben bakışımı, ben cilvemi, ben gülüşümü, ben gözyaşımı satıyorum. Orospusuyum lan ben bu hayatın. Seni Yeşilçam'dan sileceğim. Oynayacak film bulamayacaksın. Bulduğun filmlere salon bulamayacaksın. Halkın karşısına çıkıp oy isteyecekseniz evlenmeniz gerekiyor. Sen nasıl ödeyeceksin borcunu? Ömrüm borcu ödemekle geçti Vehbi. Bunu da öderim. Yardımın lazım. Ne oldu buraya? Batmasın diyordum. Battım. Tombul kızla evlenip gizlice Tülin'le görüşeceğim. Bana birazcık güveniyorsan dinle beni lütfen. Şartın buysa ben sana güvenmiyorum Semih. Benim bir alakam yok. Karın yaptırdı o vakit. Sana niye yardım edeyim? Çünkü bana yardım ederseniz Semih'e de yardım etmiş olacaksınız. Gitme Tülin. Bunları görmen çok utandırıcı Semih. Tülin'in okumasını istediğim senaryo. Sen ne yapıyorsun abi? İzzet olmuş Saffet. Saffet beni affet diye dolanırsın ortalarda. Bana diyor ki gel diyor orada hesaplaşalım diyor. Bana meydan okuyor. Başroldeki kötü adam var ya. Onu ses getirecek bir ismi oynatırsam. Kime? Yılmaz. Turgut'u kim içeri attırdı? Sen oynarım dersen çekerim bu filmi Tülin. Ne kadarı gerçek? Bütün Anadolu'yu gezecek film. Akıllarında tek bir soru olacak. Filmdeki o lanet herif kim? O film çekilmeyecek. Etrafındaki herkesin fotoğraflarını çekmiş, çektirmiş ya da çekecek. Ne kadarı gerçek? Katilin yaptığı her şey gerçek. Tek bir kurşunumuz kaldı. Eğer ıskalarsak ıskalamayacağız. Yarın akşam saat 8'de Saray Sineması'nda buluşuyoruz. Sizin kızınız Sezen, benim oğlum Semih. Onlar için her fedakarlığı yapmaz mıyız? Bu iş bugün bitecek Rıfkı. İnsan hayal ediyor ama neyi hayal ederse etsin karşısına çıkanı yaşıyor. Herkes acı çekiyor. Kimisi bunları kabahatlerinin, hatalarının bahanesi yapıyor. Kimisi de bu acılarla olgunlaşıyor. Sen benim dostumdun Semih. Bana evini açtın, ekmeğini paylaştın. Senle kavga edemem. Bazıları hep borçlu oluyorlar. Bazıları da hep alacaklı. Öyle hissederek yaşıyorlar. Ben galiba hayata karşı alacaklı olan taraftayım.